Sanırım daha fazla dayanamayacağım. Tamam. Selam yumurseverler, yeni bir 3 boyutlu yazıcı videosundayız ve bu bölümdeki ilk modelimiz Game of Thrones serisinden Dragon. Bir ejderhaya koymak için en klişe isim olabilir sanırım. Hani köpeğe köpüş ismini koymak gibi bir şey. Dragon değil de Dragon. Neyse, bu Dragon'un yumurtadan çıkmış hali, yani yumurtayı açıyoruz ve içinden yavru minnak Dragon'umuz çıkıyor. Bayağı yüksek bir detay seviyesiyle bastım bunu, o yüzden böyle dokuları falan çok hoş duruyor. Boya olarak ise metalik siyah boyanın üstüne böyle çok hafif böyle püskürtme, damlatma şeklinde altın rengi boyadım diyebilirim. Önceki bölümde Iron Man'den kalan boyaları kullandım. Yani orada kullandığım boyaların kalanları bunlar. Normalde ejderhayı buraya yapıştırmamız gerekiyor fakat ben yapıştırmadım çünkü ufak bir baskı hatası olmuş bunda. Kamerada belli oluyor mu bilmiyorum ama tam şurada böyle 1 milimetrelik falan bir çizgi kayıklığı var. Bu modeli aslında çekilişle size vermek için yapmıştım fakat hata olduğu için bundan bir tane daha basacağım ve yeni bastığım modeli hediye edeceğim. Çekilişe katılmak için tek yapmanız gereken videoyu beğenmek ve aşağı bir yorum bırakmak, onun dışında hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Ayrıca 1 milyon aboneye epey yaklaştık. 1 milyon abone olduktan sonra bir toplu paket açılışı videosu yapacağım. Ve o videoda paketini açtığım her şeyi, istisnasız her şeyi çekilişle size hediye edeceğim. Şimdiye kadar yapmış olduğum toplu paket açılış videolarını zaten biliyorsunuz. Yani ne kadar fazla ürün ve ne kadar yüksek bütçeli ürün hediye edeceğimi şu an tahmin etmişsinizdir diye umuyorum. Çekilişi kaçırmamak için abone ol butonunun yanındaki zil simgesine tıklayarak bildirim etkinleştirebilirsiniz diyerekten bir sonraki modele geçeyim. Sıradaki modelimiz bir hançer fakat bayağı büyük bir hançer. Bu hançerin 3 boyutlu modelini aslında bir oyundan aldım fakat onu Osmanlı hançerine çevirmeye çalıştım ve bence başarılı oldum. Videoya devam etmeden önce sizlere Rise of Kingdoms oyunundan bahsetmek istiyorum. Bu oyun bir strateji oyunu ve 11 farklı medeniyeti kontrol edebiliyorsunuz. Kısa bir süre önce bu medeniyetler arasına 3 farklı medeniyet eklendi ve bunlardan bir tanesi Osmanlı İmparatorluğu. Her medeniyetin kendine özel birlikleri var. Mesela Japonlar için bunlar samuraylar, İngilizler için okçular ve tabii ki Osmanlı için yeniçeriler. Ayrıca her medeniyetin kendine özel komutanları var. Mesela Osmanlı İmparatorluğu için 1. Osman ve 2. Mehmet'le oynayabiliyoruz. Yani hangi medeniyeti seçerseniz o medeniyetin tarihi kişiliklerinden komutanlarla oynayabiliyorsunuz. Ve bu her komutanın kendine özel yetenekleri var. Oyundaki tarihi kişilikler son zamanlarda epey popüler olan karikatür tarzıyla hayata geçirilmiş. Ve bence bu oyuna çok güzel bir hava katıyor. Rise of Kingdoms oyununun en güzel yanlarından bir tanesi de gerçek zamanlı oluşu. Bu sayede farklı stratejiler geliştirerek her an savaşın gidişatını değiştirebiliyorsunuz. Ve istediğiniz zaman savaşa katılıp istediğiniz zaman çekilebiliyorsunuz. Ve size güzel bir haberim var. Açıklama bölümündeki linkten oyunu indirip ilgili alana hediye kodunu yazan kişiler hediyeler kazanacak. O yüzden hediyeler tükenmeden önce oyunu indirmenizi tavsiye ederim. Rise of Kingdoms oyununa bu videoyu desteklediği için teşekkür ediyorum. Şimdi videomuza devam edelim. Öncelikle bu model epey bir parçadan oluşuyor. Bu kadar büyük bir şeyi tek parça halinde çıkartmanız pek olası değil. İlk önce bu parçaları Japon yapıştırıcıyla birbirine yapıştırdım. Daha sonra kağıt bant yardımıyla altın rengi ve siyah renge boyayacağım kısımları birbirinden ayırdım. Ve sprey boyalarla boyama işlemini yaptım. Sonra bunu Osmanlı hançerine çevirmek istediğim için tabii ki mücevhere ihtiyacım vardı. Sahte mücevher satın aldım karışık şekilde. Ve o karışık mücevherlerin içinden buralara uygulayabileceğim taşları ayırarak süsleme yaptım. Normalde şu sap kısmında falan kendi böyle boncuk gibi plastikten çıkıntıları vardı. Onları havya yardımıyla ısıtarak düzledim ve üstüne bunları yapıştırdım. Aslında en başta amacım şu görmüş olduğunuz girintilerin, çıkıntıların falan hepsini mücevherlerle doldurmaktı. Fakat benim aldığım karışık mücevherler aslında çok da karışık değilmiş. Yani böyle 4-5 çeşit boncuğun farklı renklerinden oluşuyormuş. O yüzden çok bir seçeneğim olmadı açıkçası. Sığdırabildiklerimi iki tarafa da uyguladım, yani iki tarafta simetrik şekilde. Açıkçası beklediğimden çok daha güzel gözüküyor. Tek bir keşkem var bu modelle ilgili. Şu ek yerlerini keşke bir şeyle doldursaydım dedim sonradan. Çünkü boyadıktan sonra o ek yerler çok belli oldu. Ama sonuç olarak bu model olarak kullanılacak bir şey. Yani sergilenecek bir şey ve karşıdan baktığınız zaman rahatsız etmiyor. Ve sıradaki modelimiz bir tekne. Aşırı derecede basit bir çalışma mantığı var fakat bunun böyle turnuvaları falan düzenleniyor. Yani bunun manyakları var, öyle diyeyim size. Şu beyaz olan kısımlar tekne kısmımız, bunun için neredeyse boş, o yüzden suda batmıyor. Ve şu ortadaki çarkı iki tane lastik tutuyor gördüğünüz gibi. Bunu çeviriyorsunuz. Çevirdiğinizde bu lastikler şu şekilde geriniyor ve bıraktığınız zaman ileri doğru hareket almış oluyor. Şu anda bunu deneyebileceğim bir durgun su olmadığı için etrafta leğende test edeceğim. Banyoda görüşürüz. Şimdi kesin terliklerime ve çoraplarıma laf gelecek.
Siz evinizde terlik giymiyor musunuz yani? Ben mi acayip bir şey yapıyorum diye düşünmeye başladım. Niye terlik giyince çok şaşırıyorsunuz? Evde terlik giyilir yani, bizde böyle. Şimdi şunu kuralım bakalım. Şu kadarcık leğende ne yapabileceğim onu da bilmiyorum ama. Şöyle etrafta döner herhalde. Bir şey diyeyim mi? Şu an engellenmese iyi gidecek. Bak şöyle koyayım. Bak hızlanıyor, ivmeleniyor ama kesiliyor sonra hızı. Yani leğende oynamak için mantıklı değil ama büyük bir küvette falan ya da havuzda güzel olabilir. Sıradaki modelimiz çok fazla ıvır zıvırı olan veya elektronikle falan ilgilenenlerin çok ilgisini çekeceğini düşündüğüm bir model. Şimdi bu bir çekmece sistemi. Şu dış kasayı istediğiniz yükseklikte basabiliyorsunuz. İster tek sıralı, ister 5 sıralı, ister 10 sıralı. Benimki 12 sıralıydı yanlış hatırlamıyorsam. Bu kasalardan istediğiniz yükseklikte ve istediğiniz sayıda basabiliyorsunuz. Ve hepsini şu yanlardaki ek yerlerinden birbirine kolayca eşleyebiliyorsunuz. Eşledikten sonra ise çekmecelere geliyor sıra. Çekmeceleri de isterseniz 1 birim yükseklikte yapabiliyorsunuz, 2 birim yüksekliğinde yapabiliyorsunuz, 5 birim yükseklikte yani böyle yarısını tek çekmece bile yapabiliyorsunuz. Ve her çekmecenin bölümlerini de istediğiniz gibi belirleyebiliyorsunuz. Mesela bu çekmece 2 birim yükseklikte 2 bölümlü. Hemen altındaki 3 birim yükseklikte ve 3 tane bölümü var. Bu bölümlerin falan böyle 5'lisi, 4'lüsü, 1'lisi yani istediğiniz kadar, yani istemeyeceğiniz kadar çok seçenek var öyle diyeyim. Şu anda ben baskılarını bitirmedim fakat baskılarını bitirdiğim zaman bu bütün birimler dolmuş olacak. Ve evdeki ıvır zıvırlar için bence muhteşem bir bölüm olacak yani böyle içine her şeyi koyabilirsiniz. Bunu. Geldik sondan bir önceki modele. Bir tane hamster tekerleği bastım. Bu model şöyle 3 parçadan oluşuyor. Bir ayak kısmı var, bir tekerlek kısmı var ve bir de böyle ortada bir tane plastik borumuz var ve düzgün dönmesi için 2 tane rulman kullanmanız gerekiyor. Bir tane şurada rulman var gördüğünüz gibi, bir tane de iç tarafında bir rulman var. Evde eski stres çarklarınız falan varsa direkt onların rulmanları uyuyor buna. Gidip bakayım bir hamsterlar uyanıksa bir tanesini alıp getireyim, test edelim. Daha test etmedim. Bakın kimi getirdim. Açıkçası kim olduğunu bilmiyorum bunun. Bunlar yeni yavrulardan. İsmi Buz olabilir bunun. 3 tane var, 3'ü de birbirine aşırı derecede benzediği için isimlerini bilmiyorum. Beni yediğim. Isırma ellerimi. Niye eldiven giyiyorsun diye soracaklar olacaktır muhtemelen şu an yaptığı şeyden dolayı. Bir süre geçtikten sonra rahatlıyorlar ama böyle ilk kafesten aldığınızda böyle bir ısırmaya meyilliler. Çok acıtmıyor gerçi ama ısırıyorlar. Şimdi gel bakalım sana yeni oyuncağını test ettirelim. Buyurun. Buyurun beyefendi. Hadi. Gider misin? Şu an muhteşem bir keşif aşamasında. Hani bir taraftan döndüğünü anladı, bir taraftan da neymiş bu diye bakıyor. Ya gidip en tembel olanınızı mı seçtim ben? 3 tane yavru var ve sanırım en tembel olanlarını seçtim. Tamam, gel. Gel, tamam, gel. Sonra dönersin. Gel, gel, gel. Nasıl da geldi ya? Bay bay de. Abilerine ve ablalarına bay bay de. Bak oraya, bay bay de. Şimdi bu noktada 3 boyutlu yazıcılarla ilgili genel bir yanılgıyı düzeltmek istiyorum. Bu tarz dışarıdan satın alabileceğim modeller bastığımda çoğu kişi diyor ki niye o kadar çok elektrik harcadın, işte gidip pet shop'tan 20-30 liraya alırdın. Fakat bilmediğiniz kısım şu ki 3 boyutlu yazıcılar az elektrik harcıyor. Şu an kullandığım yazıcılardan en küçük olan yani Ender 3 Pro modeli 20 ile 30 watt arasında bir güç tüketiyor. Yani aslında bir tasarruflu ampul kadar bir enerji harcıyor. Elimdeki en büyük model olan CRX ise 40 ila 50 watt arası bir güç tüketiyor. Eğer aşırı soğuk bir ortamda çalıştırırsanız bunlar birazcık daha yükselebilir çünkü ısınması için daha fazla güç harcaması gerekir. Ama oda sıcaklığında benim akıllı prizlerimin gösterdiği watt değerleri bu şekilde. Eğer hamster besliyorsanız gece o çarkların ne kadar gürültü yaptığını biliyorsunuzdur. Bundaki rulmanlar sayesinde bu çok sessiz dönüyor ve gece de bizi rahatsız etmemiş olacak hayvanlar. Yani hem normal maliyetinden daha ucuza hem de daha kaliteli bir çark yapmış oldum. Daha ne olsun? Ve sıra geldi bu bölümün yıldızına. Enerji kılıcı.
Bu model 24 parçadan falan oluşuyor. İlk önce bu parçaları birbirine birleştirdim. Daha sonra epey bir süre içindeki elektronik aksamla uğraştım. Elektronik aksamda programlanabilir şerit ledlerimiz var. Bir tane Arduino Nano'muz var. Bir tane şarj devremiz var. Yani direkt buradan micro USB kablosuyla şarj edebiliyoruz. Bir tane 18650 pilimiz var. Bu piller 3.7 voltla çalıştığı için ve ledlerin çalışması için 12 volt gerektiği için bir tane voltaj regülatörümüz var. Ve Bluetooth kontrolcü var. Yani telefonla Bluetooth üzerinden bunu kontrol edebiliyorsunuz. Modelin içindeki devre tasarımı ve Arduino kodlaması İlge'ye ait. İlge bunu normalde bilgisayar kasasının içine RGB aydınlatma yapmak için kullandı. Ben de o sistemin aynısının pille çalışan versiyonunu bunun içine uyguladım diye özetleyebilirim. Eğer elektroniğe ve Arduino'ya meraklıysanız devre hakkında daha fazla bilgiyi İlge'nin o ilgili videosunda bulabilirsiniz. Şuraya bir yere kart bırakacağım, oradan ulaşabilirsiniz. İlge'ye de buradan tekrardan teşekkür ediyorum ve artık ben bunu açayım. Ben bu açma vakti geldi. Şurada bir anahtarımız var. Bunu çeviriyorum. Şimdi çalıştırmak için telefona ihtiyacınız var. Telefonunuza Blinky adında bir uygulama indiriyorsunuz. iPhone'larda çalışmıyor. Sadece Android telefonlarda çalışıyor. Ve şuradan seçeneklerimizi de göstermiş olayım. Şu an ikisini birden nasıl göstereceğim? Buradan ne renge gelirsem o renk olarak yanıyor. Mesela mavi renkte bir animasyon başlatalım. Gördüğünüz gibi aşırı havalı bir hale dönüşüyor bir anda. Ve bu animasyonu istediğiniz renkte yaptırabiliyorsunuz. Mesela kırmızı. Kamerada hafif turuncu gibi gözüküyor ama aslında kırmızı bu. Ve daha da havalı olsun istiyorsanız buradan Rainbow yani gökkuşağı moduna geçiyorsunuz. Ve şuna bakar mısınız? Durun, bütün ışıkları söndürmem lazım. Dorodorom. Sanırım Iron Man kaskından sonra yapmış olduğum en havalı model bu oldu. Çok iyi duruyor be. Şöyle havalı poz vereyim. Gitar gibi oldu bir anda ama. Şu an daha fazla ne diyebilirim bu model hakkında bilmiyorum fakat yaptığıma kesinlikle mutlu olduğum ve muhteşem gözüken bir şey oldu bu ya. Hani daha önce Zelda'dan bir tane kılıç yapmıştım. Onun içinde standart RGB LED'ler vardı. Keşke o zaman da Arduino ile yapabileceklerimi bilseydim diyorum şu anda. Çünkü Arduino ile yapabildikleriniz çok iyi. Normalde RGB RAM'ler bu şekilde böyle her bölümü ayrı ayrı yanmıyorlar. Hani yeşil seçtiyseniz komple yeşil yanıyor. Bunu da programlayabiliyorsunuz. Standart şerit LED'lerle bunu yapamıyorsunuz bu arada. Programlanabilir LED kullanmanız gerekiyor. Normal LED'lerden biraz daha pahalı yani. Ama değiyor ya, şunun güzelliğine bakın. Ben bu ışığı kapatacağım. Işıklar kapalıyken daha güzel. Evet, bu bölümde göstereceklerim bu kadardı. Yani şundan sonra zaten daha ne göstereyim, bundan sonra ne yapayım bilmiyorum. Çıta gittikçe yükseliyor. Bu tarz modellerin yapım aşamasından spoilerları Instagram hesabımda paylaşıyorum. Instagram hesabım şurada bir yerde yazacak. Gelirseniz hem gelecek videolardan ipuçları almış olursunuz hem de güzel olur yani, gelin lütfen. Çok az kişi geldi oraya. Burası 1 milyon olacak, orası daha 100 bin olmadı. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve yeni videolarımda anda haberdar olmak isterseniz bildirimleri etkinleştirmeyi unutmayın. Ayrıca inceleme videolarım için şuradan inceleme kanalıma, bunun gibi daha eğlenceli videolar ve eğlenceli incelemeler için ise şuradan ana kanalıma abone olabilirsiniz. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.